Trüflü pizzayı yiyeceksiniz. Hem de o birilerinin yediği yerde. Öyle onu mu kastediyordun? Yanlış mı anladım? Peki neyse. Ben sürekli yanlış anlıyorum Emine. Ama o da çok bilmece gibi konuşuyor. Birazdan ben onu konuşturacağım ama. Çünkü bazı konular var ki efendim tam onun konuşacağı konular. Şimdi çıktı Nebati Bey ne dedi? Heterodoks dedi. İşte ortodoks dedi. Ben açtım sen heterodoks musun dedim. Hakaret ediyormuşum gibi davrandı dün akşam telefonda konuşurken. Hani sanki heteroseksüel misin diye sormuşum gibi neredeyse. Böyle bir mevzu var, konuşacağız. Önce ama gündem sıcak, sahiden sıcak ve işte birkaç başlık. Hemen görelim o başlıkları. Şimdi efendim bu gece motorine 75 kuruş daha zam bekleniyor. Biliyorsunuz önden duyurusu geliyor, sonra ne oluyor? Bu gece yarısı hafta sonunda bir yere gitmeyin, oturun evinizde diye yapıyorlar aslında bunları iyi niyetle. Korona Ama var. Otursunlar evlerinde, korona var. evet. Korona mı var dedin? Hayır, onu da konuşacağız tabii ki birazcık. Çünkü korona var ama yok. Birilerine var ama size yok. Çok ilginç bir duyuru paylaşacağım programda. Şimdi bir mesele daha var. Birazdan paylaşacağız, konuşacağız. Kazakistan'daki olaylar petrol fiyatlarını az da olsa tırmandırdı. Ama o az da olsa mesela Brent petrolde varil başına 1-2 dolar bile olsa biliyorsunuz bir problem oluyor Türkiye açısından. Onu konuşacağız. Hele dolar da bir yandan petrol fiyatları çıkarken dolar da çıkma eğilimini gösteriyorsa bakın şu an itibariyle 13.85 daha da 13.90 seviyelerinden döndü. 13.85 şu anda. Bu arada 14'e satışlar yakın. görüyorum ben. Yani Ne şu anda satışı? ekonomi, yani Bankalar. bankalar, kamu bankalarının üzerinden satışlar yapıldı. Yani 13.80'in aşılması istenmiyor. Onun da ne tabii psikoloji, piyasadaki Tabii. psikolojiyi etkilemek. Yani böyle yeniden 14'ü aştı dolar gidiyor denilmesin diye Peki ciddi ama bir 13'ü satış sonra olduğunu konuşuruz görüyorum. ama 13'ü aşması da psikolojik bir eşik değil miydi aslında? Tabii ama hani insanlar için şöyle şeyler vardır. Hani 12'ler civarı etrafta salınıyor. İşte bakan dedi ya salınıyor dengeye geldi dedi. Böyle bir 14'leri özellikle benim hesabım 15 çok kritik olur orasının aşılması. Oralara dikkat etmeye, O baskılamaya çalışıyorlar. nedenle mi bankalar dolar Evet satıyor? ama şunu unutma. Baskıyla bu işin olmadığını biz nerede görmüştük? 6.80'leri herkes unuttu. Bana herkes 6.80'lerde şöyle diyordu. Ya 6.80, 6.90 dolar işte bunun yani hesaplar daha yukarı gitmesi gerektiğini nasıl oldu? İşte o sırada 128 milyar dolarımız satıldı. Şu anda da eksi rezervin eksisindeyiz. Türkiye tarihinin en kötü seviyesinde konuşuruz. Türkiye tarihinde 2. Dünya Savaşı'nda bile böyle bir şey görmedik. Bakın cihan yanıyor. Cihan harbi. Cihan harbi. Ve süpürge sapın şeyinden ekmekler yapılmış. Türkiye savaşa girmesin diye. O yıllarda bile Türkiye böyle bir şey görmemiş. İnanılmaz bir durumdayız şu anda. Merkez Bankası'ndaki döviz rezerv oranı hakikaten tarihi. Korkunç. Eksi anlamında tabii. Korkunç. Yani böyle bir şey görülmedi. Birazdan da konuşuruz. Konuşuruz. O yüzden müdahale ile değil, akılla ve bilimle hareket etmek lazım. Ama tabii iktidarın akıl ve bilimle işi olmadığı için müdahale ile bunu bastırabileceğini zannediyor. Ama iktidarın kazanmaya çalıştığı zaman Ayşenur. Onu da birazdan konuşuruz. Zaman kazanmak istiyor. İktidar iyileşmesini istemiyor ekonominin. İyileşirmiş gibi olsun seçime gitmek istiyor. Seçimi o belirleyecek. Şimdi konuşacağız. Elindeki enstrümanlar neler Erdoğan'ın, iktidarın neler Zurna. yapabilir? Zurna. Peki. Başka enstrüman yok şu anda. Zurna yani sadece. Bir de dümbelek olabilir yanına yakışır. Şimdi devam edelim sıcak başlıklara. Kazakistan tabii ki az önce petrol vesilesiyle andık. Kazakistan'da sular durulmuyor, tansiyon düşmüyor. Düşecek gibi de görünmüyor.
nedenini birazdan birkaç cepheden birden konuşacağız. Orada çok tarihi şeyler yaşanıyor. Bizi de ilgilendiren, bize de ders olabilecek şeyler yaşanıyor, konuşacağız. Tam bu sıralarda efendim Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Türkiye Büyükelçisi Ankara'ya geliyor. Hani geldi mi hatta belki ya da şu sırada yolda mı tam bilmiyorum ama Jeff Flake Ankara'daki randevusu 7 Ocak idi. 7 Ocak'ta Ankara'ya geliyor diye duyuruldu. Arkasından hangi gün bilmiyorum saraya gidecek, güven mektubunu sunacak Erdoğan'a. Koronada vaka sayısı 70 bine gidiyor. 66 küsürdü. Bakın en son 68.413 ile hakikaten 70 binin sınırında. Hürriyet diyor ki, Hürriyet gazetesi bugün 100 bin vaka kriterleri saptanmış. 100 bin vaka olacakmış. Bakın günlük. Hanımefendiler, beyefendiler. Şimdi günlük 100 bin düşünülüyor. Hürriyet zaten onu söylüyor. Bakacağız. Bir sıcak başlık daha. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Birazdan Erdinç Yılmaz'a bağlanacağız, zaten göreceğiz. Ama koronadan birkaç başlık daha paylaşayım, öyle gidelim. Şimdi efendim koronada dedik ya 100 bin günlük 100 bin vaka hesaba katılıyormuş artık. Çünkü omikron zaten böyle yayılıyor. Bu konuda hemen hızlıca görelim. AKP grubuna, meclis grubuna yönelik bir belge geldi. Duyuru daha doğrusu. Grup başkanı İsmet Yılmaz diyor ki sayın milletvekilimiz diyor 12 Ocak çarşamba günü, yani önümüzdeki çarşamba Erdoğan'ın başkanlığında sadece milletvekillerimizin katılımıyla bir toplantı yapılacak, ziyaretçi alınmayacak diyor. Ve milletvekillerimizin bir gün önce 11 Ocak Salı günü, daha önce değil diye de yazmışlar. Yani 10 Ocak'ta alırsanız geçerli saymayacağız diyor. 11 Ocak Salı günü meclis hastanesi veya külliyede COVID-19 testi yaptırmaları gerekmektedir diyor. Alarm vermiş. Geçeceğiz, konuşacağız ama şimdi Beylikdüzü'nde toplu açılış ve temel atma töreni var. Kılıçdaroğlu konuşuyor. Bunların görevi engel çıkarmak, bizim görevimiz de engeli aşmak. Dolayısıyla hangi engeli çıkarırlarsa çıkarsınlar, haklı olduğumuz sürece bütün engelleri aşıp halka ulaşacağız ve hizmeti götüreceğiz. Bu bağlamda özellikle Beylikdüzü Belediye Başkanımıza yaptığı güzel çalışmalar dolayısıyla gerçekten teşekkür ederim. Sayın Başkan, güzel bir miras devraldınız aslında. Mirasın asıl sahibi de Sayın İmamoğlu. Dolayısıyla bunu devam ettirmek son derece güzel. Kütüphaneyi gezdik, diğer alanları gezdik. Beylikdüzü'ne defalarca geldim. Ve dolayısıyla Beylikdüzü halkı aslında son derece şanslı. İstanbul halkı sonra şanslı olmaya başladı. 16 milyon insana hizmet götürülüyor. Gerçekten de iki başkanımızın ifade ettiği gibi hiçbir ayrım yapmadan kişilerin inançları, kimlikleri, siyasal görüşleri, yaşam tarzları ayrımını yapmadan bütün İstanbul'u kucaklamak bizim görevimizdir. Halkçıların görevidir. Dolayısıyla biz bütün İstanbul'u kavradığımız zaman, kucakladığımız zaman, ayrım yapmadığımız zaman ülkeyi nasıl daha sağlıklı, nasıl daha tutarlı, nasıl daha kararlı, nasıl daha itibarlı bir yönetime kavuşturacağımızı artık Mısır'daki Sağır Sultan'ın da duymasını istiyoruz. Ve duyuracağız. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Engeller çıkarıyorlar mı? Onların görevi engel çıkarmak. Bizim görevimiz de engelleri aşmak olacak. Efendim, kreş konusunu öteden beri çok değer veririm, önem veririm. Mutlaka kreş açalım diye. Çünkü aileler çocuklarını bırakabilecekleri yer bulmakta zorlanıyorlar, küçük çocuklarını. Düşünün, bir kadının pazaraya gitmeye hakkı var, efendim taziyeye gitme hakkı var, komşuya gitmeye hakkı var, kenti gezmeye hakkı var ama çocuğunu bırakabileceği, karnını doyurabileceği, sosyalleşebileceği, arkadaşlarıyla oturup konuşacağı, tartışacağı, müzik öğreneceği bir alanı yaratmamız lazım. İstanbul'un buna çok ihtiyacı var. O nedenle kreş konusunda atılan her adım
olağanüstü değerli bir adımdır. Çünkü annelerin, ailelerin en çok değer verdiği kendi çocuklarıdır. Her ne kadar pederşahi bir aileden geldik ise de sonra bugün artık